Ve ben de sözü sizlere bırakıyorum değerli sunucu arkadaşlarım ve değerli izleyenlerimiz, sizlere de keyifli seyirler. Bakalım S2G mi kazanacak yoksa Coldplay mi? Remember Me'nin de püskürtmeleriyle beraber iki tarafta birbirine şöyle bir sürtüşmeden sonra olaysız ayrıldı gibi. Ya sevgili... Bu arada devam ediyor mu? Yok çok da zorlamazlar. Ben bunu söyleyecektim. Bak 4 dakikalık bir karşılaşma izledik değil mi şu ana kadar? 0-0. 0-0. Herhangi bir skor yok ama ciddi savaşlar var mesela bunun gibi İlkan. Ağzımı ballaştım gibi. Gerçekten çağırdın skoru. Murano skor yok dediğin hemen skoru çağırdın. Ve Karo ile birleşecek herhangi bir aksiyona karşı. Diffy henüz halen sabırla bekliyor. Sabır abi sabır. En önemli şey bu tarz durumlarda yani soğukkanlılığını koruman. Eraycığım yani evet. Soğukkanlı koruyorsan her şeyi başarabilirsin. Defi burada kışkırtı kazıyor tarafından. Sigum'un pozisyonu dahil oluyor Defi. Üç kişiyi sersemletti buradan çıkmayı başardı. Sigum bu az canla beraber buradan uzaklaşıyor Yunan. Arkadan geldi kapatmayı başardı. İçeri doğru atladı. Son revaya muazzam bir hasar ve arkada kalan Gordu da düşürmeyi başarıyor. 4-0 yani bir anda geldi üç skoru topladılar. Skorlarını aldılar. Lunar merhaba ben geldim dedi. 4-0'a kadar getirdi burayı ciddi miktarda hasar. Çok kısa sürede çıktı. Bir durum ama son reva burada yakalanırsa işler değişebilir. Begin arkanı kapattı. Defi de orada pozisyona yakın. Direkt sonra var üstte yüksek baskı fırlasını bastı. Geri doğru kaçmaya çalışıyor. Begin duvardan arka tarafa doğru geçti. Arka tarafta Defi de sıkıştırdılar. Arkalı önüne sıkıştırdı iki oyuncuları ve ikisini de kaybettiler. Yani bir de şöyle bir sıkıntı var. Bütün bunlar oluyorken bu boşluğu diğer üçlü tam dolduramadı. Çünkü buraya gelmeye çalışıyorlardı. Hani bu, acaba buraya gelmeye çalışmayıp en azından başka bir boşluk doldurulabilir miydi? Onları kesiliyor. İki kişi yakalandı. Remember ciddi hasar var. Lunar arkadan fırsatçılığını konuşturuyor. Aldı ve izi de isteyecek nasıl bir varsa. Destek getiriyor Lunar. İki taneyi buldu bile Pakito'yla beraber. Şöyle baktığımız zaman nasip de varsa istenirim Aero daha güvenli pozisyonda. Sorun yaşamıyor olacak. Lunar'ın güzel oyunu var şu ana kadar. Hareketlilik vardı. Ortadan da bir miktar ittirme geliyor. Yukarıda şöyle bir arkaya doğru atılım olur mu? Baktığım zaman ciddi miktarda da hasar olmuş bile. Karo hasar almış. Hatta Karo düşmüş efendim. Sigur kule istiyor. Kule istiyor. Burada kuleyi açabilir. Evet. Kulesini aldılar. Alt koridordan baktığımızda milyonlar içilmiş durumda. Orta koridordan bir milyon dalgası gelirken üst koridorda hala milyonlar evet. Var. Son leva burada temizledi milyonlarını ama Lord'la beraber bence verimli kullanıldı ya. Bir tane üst kulesi açıldı. Orta koridordaki alt koridor kuleyi açılmadı ama yine de verimli bir Lord. Ya Karo burada düşmeseydi büyük ihtimalle ortanın da ittirildiğini görüyor olacaktık ama çok kötü değil tabii ki. Yani sonuçta ofansı yapan isim S2G ipler onların elinde. Pozisyon yaratamadan direkt öldürmeleri birazcık da can sıkıcı oldu tabii ki. Viz'in hareketliliği orada işlevli oldu açıkçası. O biraz elini taşın altına koyan isimdi Viz orada. Skorda böylelikle devamında çıkmış oluyor. Evet. Şu anda arkada Vayne yakalandı. Hasarları veriliyor. Bakalım Vayne ortalıncısı düşecek mi? Burada yüksek hasarlar. Vayne çıkmayı başardı. Kasio üstünde Gord'dan hasar denemeleri başarılı değil ama Vayne'in düşmemesi Coldflame için iyi haber. Evet en azından bir miktar rakibini frene bastırdılar. Ve Vayne'i de oradan çıkartmayı bildiler. Bir miktar daha böyle iş oluyor. Şu ana kadar cevap vermeyi tercih etmedi. Cold tarafı biraz daha dengede oynuyorlar ama içeride. Artık oyun da bitebilir. İçeride Lord şu anda direkt Cloud tarafından hasarlar veriliyor. Begin'le birlikte Sigibum bağlandı. Sigibum'un ultisini merak ediyorum. Nasıl açacak? Mion dalgaları tekrardan geliyor. Pozisyona Defi. Görünmezliğe geldi. Çocuğu arka tarafa doğru Sigibum çıkarken sonra var. İçeride doğru atıldı. Yumruklarla beraber içiliyor. Ölümsüzlüğü kaybeden bir kasıyor var. Karo iki oyuncu geri aldı Sigibum'un üstünde. Nasip de varsa kişi baskısı. Nasip de varsa geri doğru çıkmayı başardı. Vayne az şu anda çıkıyor. Mionlar içeride hala. Karo arka tarafa doğru sekmeyi başardı. Sigibum taramaya çalışırken Karo kesiliyor. Ardından Sigibum da bir yandan Defi skorunu aldı. Vayne içeride ayrılacak mı? Hayır, tekerlek modundan çıkamıyor ve Lunar alt üst kulesine vuracak bu durumda. Evet, Karo ölü, nasipte varsa ölü, Defi ölü. Burayı kapatma ihtimali var mı? S2G'nin biraz daha geri çekilmeyi tercih edecekler. Çünkü hani kendileri de bir miktar dengede tutmak isteyebilirler. Uzaklardan hasar vardı. Frene bastık mı yoksa devam mı ediyoruz? Baktığımız zaman Begin'in bir hareketliliği var Kazuya yanında ama yani nasipte varsa doğmak üzere. Dikkat edilmesi lazım. Kazuya'nın canı biraz az. Sigibum hiç oralı bile değil zaten. Bunlar tersten kapatabilir mi? Sigibum şimdi destek verdi. Şöyle bir Visa uzaklaş buradan. Zaten biz gidiyoruz. Bir oyun var gibi. Yok ettiler adeta. Ölümsüzlüğü alındı. Çıkabilecek mi? Pek mümkün görünmüyor benim gözüme. İki kişi sordu. Çıkıyor musun Lunar? Helal olsun be. Helal olsun. Diğer tarafta cevap var mı? Tabii ki var. Remember düştü. Karo ileriye doğru atıldı. İki kişiyi savurdu. Bir kişiye daha hasar var. Üç tane birden tek tek üst üste düşüyor. Bir tane daha çıkar mı? Bunun sonrasında bir hasar daha vardı. 4 skor birden alındı tek kişiye. İsim son reva. Bu da oyunun bitmesi anlamına geliyor. Lunar ölecek derken 4 kişinin mezarını kaptırmış oldu takım arkadaşlarına. Böylelikle bu maçın da sonuna geldik. İşte sen bir oyuncuya bütün kaynaklarını kullanırsan